Zeki Ütü. 8 yıllık tecrübemizle ve 25 kişilik personelimizle ütü paket servisiyle hizmetinizdeyiz. Her türlü ütü paket işleriniz için telefon 0537 470 85 25. Sevdiğim ölüyor mi?
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet, birkaç tane mesaj okumadık bugün. Merhaba Servet Bey, ben Esin Turgay için sevmeyi sen alıştırdın. Eşim Turgay için sevmeyi sen alıştırdın türküsünü istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Okumaya çalışacağız. Ya hocam, Servet Bey hayırlı akşamlar dilerim. Konuklarınıza ve stüdyoda bulunan herkese saygılar sunarım. Sizden madem ayrılacaktık türküsünü rica ediyorum demiş. Göksal Karaca, çok teşekkür ediyorum. Göksal Karaca, Kardeşler Kıraathanesi'ne buradan selamlar. Şamil Bey'e selam. Onu programa görmek istiyoruz. Kendisinden ve grubundan çekirge oynayacağız. Allah Allah. Nerede Şamil Bey? Tamam. Çekirge oyunu değil mi? Bu programı hazırlayan Servet Şahin'i tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Ankara Çakırlı... Dur, nereye gitti bu? Ankara Çakırlı Derneği Salih Şahin. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas'ta köyüne selam ederiz. Şahin ailesi, Mehmet Şahin ellik istiyoruz demiş. Çakırlılar oynarsa biz de çalarız. Söyleriz. Ben Tokat Reşadiye Çakırlı Köyü'nden Cavit Yiğit. Orada bulunan dernek başkanımız ve muhtarımıza teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada dedik ya, aramızda değerli misafirlerimiz var. Onlardan özellikle Zekeriya Yılmaz'ı ben buraya almak istiyorum. Tokat Gündem. Dün şöyle ayak... Zekeriya Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, onur verdiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Dün piknikte beraberdik. Mikrofonu vereyim ben size. Şöyle alalım, evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi programlar diliyorum. Değerli konuklarımıza, ekran başında bulunan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii bu tür programlardan dolayı da sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sivil toplum örgütlerimizin kendilerini ifade etmelerine, yaptıklarını anlatmalarına ve özellikle İstanbul'daki hemşehrilerimiz ve köylerini de bir araya getirerek değerli muhtarımızla birlikte bugün bir örnek var. Burada çok teşekkür ediyorum size de sayın muhtarım. İyi işler çıkarıyorsunuz. Tabii bizler gerek bölgemiz adına, gerek ülkemiz adına katma değer yaratacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet. Bunlar bizim sorumluluklarımız. Kolektif olarak birlikte. Özellikle bu ülkede yaşayan, özellikle son günlerde yaşadığımız sıkıntılara hepimiz şahidiz. Arzumuz bunların olmaması. Evet. Birileri tarafından idare edilen bu durumdan ülkemizin bir an evvel kurtulması ve üzerine görev düşenlerin yaptıkları açıklamalarla insanlarımızı yatıştırmaları. Temennimiz evet. Bu. Evet. Bizim üzerimize düşen bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesini dün hep beraber şahit olduk. Tokat'ın kalbi Şamlar piknik alanında attı. Attı, evet. Evet, o yağmura rağmen bir de sınavlar devreye girdi tabii. Açık öğretim sınavları da devreye girdi. Onlara rağmen gerçekten 80 bine yakın insan orada oldu. Bir noktada yanıldık orada. Geçen yıl sadece bir kapıda piknik yaptık. 50 bin kişi orada. Bu yıl 3 kapıdaydık. Evet. Biraz böyle 3 kapıya yayınca tabii 80 bin kişi biraz az gibi göründü. Ya geçen yıl daha izdiham vardı. Acaba bu yıl daha mı azdı diye bir takım değerlendirmeler yapıldı ama yanıldığımız yer orasıydı. Evet. Öncelikle ben bütün Tokatlı hemşehrilerimi o gün orada bu büyük organizasyonda gerçekten katkı yaptıkları için, özellikle değerli derneklerimize katkı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Ben işin tabii biraz daha Reşadiye boyutundan baktım. Çünkü bu Tokatlar buluşmasında en kalabalık katılım yapan İlçelerimizden bir tanesiydi. Evet, öyleydi. Organizasyonda sizler de emek verdiniz, sahne aldınız, değerli sanatçılarımız, çok değerli dernek başkanlarımız burada. Bu ekiple beraber Reşadiye başarılı oldu. Başta İstanbul Tokat Süper Kulübü Başkanımız Gültekin Bey'e, Cengiz Bey'e, Celal Bey'e, Faruk Bey'lere,
Bağdatlı Derneği'ne A'dan Z'ye aktığımız yol üstü diye sıralarsam eğer A'dan Z'ye bütün Reşadiyeli derneklerimize çok teşekkür ediyorum ben. Bu bizim ülkemize karşı görevimiz. Birlik ve beraberlik içinde olmak. Hani tek güç olmak, tek amaç uğruna mücadele etmek, gayemizin bir olması. Ülkemizin, bölgemizin kalkınma adına, güzellikleri adına bundan sonra çok daha organizasyonlar olacak. İnşallah önümüzde birlik ve beraberlik adına sergileyeceğimiz başka organizasyonlarımız da olacak. Ben özellikle bu büyük organizasyonları canlı yayına taşıyarak Tokat kamuoyuna paylaşan Ekin TV'ye, personeline, değerli kameraman arkadaşlarımıza gerçekten dün büyük bir özveriyle 8 saat boyunca orada bizlerle beraberlerdi. Ondan bir gün önce bir sosyal sorumluluk projesi daha, Gazipaşa turnuvasının finalinde de hep beraberdik. Arkadaşlarımızla beraber. Dolayısıyla bundan sonra sık sık beraber olacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir program geçiyor. Ben sanatçı arkadaşlarımıza, sizlere, değerli saz ekibine teşekkür ediyorum. Programı çok daha fazla uzatıp hakkınıza tecavüz etmek istemiyorum. Affınıza sığınıyorum. Tekrar stüdyodaki konuklarımıza, ekranları başındaki izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben de buradaki bütün dostlarımız adına, Reşadiyeler adına Zekeriya Bey'den bu güzel konuşma için çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım, hazır böyle konuşmuşken kısa kısa var mı burada? Çünkü zaman çabuk geçiyor. Bakırköy yönetiminden arkadaşlarımız var. Kimler var? Necip kardeşim var, Necip Şahin var. Salih Çelik. Ali kardeşimiz alalım. Sağ olsun. Dernek yönetimde değil ama sonuçta biz sürekli devamlı arkamızda duran, her zaman destek veren. Yanımızda. Evet. Her zaman yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle sıradan bir selam konuşması. Ben herkese teşekkür ediyorum. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Size programda başlar diyorum. Buradan Çakırlıköy'e çok çok selamlarımı sunuyorum. Ekin TV ailesine çok selamımı söylüyorum. Programını çok iyi izliyoruz, sürekli izliyoruz. Sana da başarılar diliyoruz. Ali abi, bende de emeğin çok büyüktür. Tanışmamıza da vesile oldun. Hem Tamer Başkan'la. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Öncelikle Ekin TV'ye başarılar dilerim. Başkanım Tamer Bey, muhtarım Kenan Bey'e teşekkür ederim. Uzaklardan geldiler, bizi yalnız bırakmadılar burada. Gelen misafirlere de çok teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Birazdan bir ellikte buluşuruz inşallah. Sizi alkışlarla şöyle yerinizi almak istiyorum. Evet. Yine aramıza yeni katıldı. Reşadiye Bağdatlı Köyü. Evet. Kemal abi. Kemal sağ olsun, hoş geldiniz. Kemal abi, hoş geldin. Yine Reşadiye İstanbul Tokat Spor olarak görev yapan Gültekin, başkanı. Gültekin başkanımıza. Gültekin başkanımız aramıza. Başkanım siz de hoş geldiniz. Evet. Ne yapıyoruz sevgili İbrahimciğim? Ne yapalım? Sonu cumartesi pazar düğündeydim. Bu ara Balıkesirli olarak kendi bölgemden şu ana kadar hiç iş teklifi gelmedi. Herkesin canı sağ olsun diyorum ama Trakya'dan yağmur gibi yağıyor. Allah'a şükürler olsun diyorum. Evet. Geçmiş düğünler neyse de gelecek düğünler şöyle kısaca hemen özetleyeyim. 9 Haziran pazar günü Şarköy Yasemin ve İshak Öztürk'ün düğününde olacağız. 14 Haziran cuma akşamı Beykoz'da Fidan ve Fırat Ertan'ın düğünü. 16 Haziran Yalova'da Uğur ve Ufuk Zeyrek kardeşlerin sünnet düğününde sahne alacağım. 22 Haziran Roman düğünü. Romanlar da bu ara Roman camiasına sevgi selamlarımı gönderiyorum buradan. Benim albümdeki Ona Buna Bakma Çocuk Roman türküsünü hakikaten düğün esnasında 1,5 saat içerisinde yaklaşık 4 kez arka arkaya okuyorum. Çok sevdiler. Gülnaz ve Asım Gülsoy Roman düğünü Keşan'da olacağız. Son olarak da 6 Temmuz'da yine Selim Paşa'da Melek ve Burak Hakkır'ın düğününde olacağım. O kadar. Temmuz ayında daha var konserler de. Şimdi yaklaştığı zaman buradan şey yapacağız onları da. Son olarak bir de Yeni Bosna 5 yolda Farkın Karadağ bizi izliyormuş şu an. Az önce bir misafirimiz verdi. Handan Eczanesi'nde de buradan personele sevgi selamlarımızı göndermiş olduk. Bu arada yine yöremizde değerli sanatçı ablamız Hüsniye Özdemir de aramızda. Ablacığım sen de hoş geldin.
Evet. Evet, Rişadiye'ye doğru bir gidelim bakalım arkadaşlar. Başladı. Susuz derelerde de kavak biter mi, kavak biter mi? Uğursuz evlerde de duman tüter mi? Yedi kızda bir oğul yeri tutar. Felek yeri de yıkılsın evi. Of of, başı pare pare de duman dağlar. Babamın köyünde başına benzer, başına benzer uyur. İnceden inceden durlar, anamın gözünün de yaşına benzer, yaşına benzer. Kime nişanlandın, kime sözlendin? Yaylam senin dumanların nerede? Ben mi görmüyorum, sen mi gizlendin? Yaylam senin dumanların nerede? Bir yanı Reşadiye, bir yanı orman. Bükmedin dolan ha dolan. Kurdun var sürüden kuzuyu çalan. Yaylam senin dumanların nerede? Yüce yaylam sana da yaylam derim, yaylam derim. Başı bölük bölük de karolunca, karolmayınca. Ben her güzele de anam, 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 güzel mi derim? Yanında da çifte ben olmayınca, ben olmayınca. Telgrafın telde var mı buna? İnsan sevdiğine canım böyle yanar. Telgrafın tellerine merdiveni bağladım. Ben o yare gizli gizli neler yolladım. Thank you.
gönlüm duman inmemiş, inmemiş. Duman inmemiş de gonca gülüm solmamış, gülüm solmamış oyun. Yarsız yaylaların tadı kalmamış, kalmamış. Güzel kalk gidelim de bizim yaylaya, bizim yaylaya. Öyle mi derler tombul gelin, böyle mi derler? O bembeyaz gerdanına yayla mı derler? Yanıma gel yanıma da şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Gel de benim taşlarını koyun musandın, sevip sevip ayrılmayı koyun musandın. Elinize sağlık. Güzel oldu. Mesaj mı geldi? Hayırdır? Ya telefonlar geliyor da. Canlı yayında görünce mesajlar yağıyor muhtemelen. Evet Kenan abi. Şimdi aileme, özellikle aileme, babam kadar sevdiğim abimi, yengeme ve yeğenlerime, gelinlerime, çocuklarıma selam ederim. Köyde bulunan İhtiyar Hayati Büyük Durmuş Dayım'a, Zekeriye kardeşime, Şükrü kardeşime teşekkür ederim. Köylerime bol bol selam eder, sevgilerimi sunarım. Şimdi köyümüzün yapılmışlarını değil de yapılacaklarından söz edeyim hemen iki cümle. Şöyle bir iki, evet. Evet. Bu sene bir su deposu yapılıyor. 8 kilometrede bir suyumuz geliyor. 2004 yılına da 14 yılına da köyümüzün yolunun asfalt sözünü aldık. Reşadi ilçe başkanından ve yönetiminden. Geçen başta Harun Karaca milletvekilimiz olmak üzere Seyit Aslan ve Temel kardeşimiz Reşadi AK Parti ilçe başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkese saygı ve saygılar sunarım. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane mesajımız var başkanım, istersen okuyalım bakalım Çakırlılar nerede? Ne demişler? Hayırlı akşamlar Servet arkadaşım. Önce teşekkürler senden. Ricam bir tane kendin çalar söylersen buradaki gibi demiş. Sevinirim demiş. Kim göndermiş? Klas Emlak'tan Mehmet abi olabilir belki. Orada çalıp söylemiştik. İsim yazmayı bir unutmuş. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet şöyle geçelim beraber. Milletvekilimiz Harun Karaca. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Oradaki bu stüdyoda bulunan tüm hemşehrilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yoldayım da şu anda. Evet. Yayın izleyip fırsatım olmadığı için yoldayım da şu anda. Yayınla ilgili bir bilgim yok, kusura bakmayın sakın yanlış bir cümle yapıp harf edersem. Reşadiye Çakırlı Köyü Başkanımız, köylülerimiz burada. Yine Tokat Gündem, Zekeriya Yılmaz, dostlarımız burada. Yani, hepsine selamlarımı iletiyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Dünkü piknik için biz size çok teşekkür ediyoruz o buluşma için. Şimdi öncelikle o pikniğimize gerek diğer içlerinden ve hasreten de Çakırlı köyümüzden katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. O pikniği güzelleştiren, o pikniği güzel yapan tabii hemşehrilerimizin oraya iştirak etmesi. Yağmurlu bir gün olmasına rağmen bu orayı hınca hınç dolduran hemşehrilerimize çok, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde hep beraber Alevisi'yle, Sünnisi'yle bir araya geldik, hasret giderdik. Memleketimizin, Tokat'ımızın güzelliklerini en azından sevenlere gösterme imkanımız oldu. Ben bundan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Oradaki bulunan Çakırlı'lı
vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ayrıca bir ömür boyu güzellikler, huzur, mutluluk diliyorum, sağlık diliyorum. Bu arada tabii sanıyorum Çakırlı'nın su problemi halloldu diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum, orada dernek başkanımız da var sanıyorum. Evet. Başkanımız. Sayın Vekilim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle dünkü piknikten dolayı size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Bu arada teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. Vekilim, bir de bu köyümüzün gerçekten ciddi anlamda bir su sıkıntısı vardı, su problemini. Sağ olun, sizin sayenizde inşallah herhalde 1-2 aya kadar da suyumuz da geleceğini söylediler ama inşallah hayırlısı i̇nşallah. Olur. İnşallah. Buradaki Çakırlı Köyü adına ve dernek yönetimi arkadaşlarına size de teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de görüyorum. Ben tabii oradaki derneğin açılışına gitmiştim. Çakıllı Köyü'nün derneğinin açılışına. O açılıştan sonra Tokat Millet'teki arkadaşlarımızla ve ilgilenen meclis üyelerimizle paylaştık. Sağ olsunlar. Onlar da destek oldular. Ve yani işi yürüten onlardır. Ben öncelikle buradan onu belirtmekte fayda görüyorum. Biz sadece postacı vazifesi gördük. Bunu buradan belirtmekte fayda görüyorum. Ayrıca gene üstüne basarak söylüyorum. Piknikteki o güzelliklerin tümü bizim Tokat'ımızın, derneklerin, federasyonların ve bu işe gönül veren tüm hemşehrilerimizin ve Tokat'ı sevenlerin, Tokatlı'yı sevenlerin başarısıdır. Ben bunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şahsıma ait bir şey yoktur. Şahsıma ait bir şey yoktur. Biz sadece bir böyle bir şeyin oluşumu için öne geçtik ve milletimiz, memleketimizdeki yaşayan insanlarımız hepsi buna hazırdı. Ve sağ olsunlar bizi 3 senedir de mahcup etmiyorlar. Sürekli destek veriyorlar. Ben bundan dolayı ayrı ayrı tüm hemşehrilerime, televizyon başında izleyenlere, stüdyodaki arkadaşlarımıza da saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yerimize yalnız bağlandı. Bırakmadı. Sevgi selam olsun buradan kendisine. Ayağa kalk çıkma, sen de şöyle bir güzel bir türkü alalım. Türkü alalım. Bir hareket yapalım. Çiftetelli oynar mıyız?